Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bugünkü konuğumuz Gaziantep Kilis'ten. Sağlıklı Yaşam ve Doğal Terapi Merkezi'nden uzman masaj terapisti Sayın Bünyamin Yılmaz'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet Bünyamin Bey, öncelikle biz tabii ki sizi tanımak istiyoruz. Sonrasında sağlıklı yaşam konusunda vermiş olduğunuz uzmanca masaj hizmetlerinden bahsedeceğiz. Önce sizi tanıyalım, buyurun. Ben Bünyamin Yılmaz, 1978 doğumluyum, evliyim, iki çocuğum var. Geçmişimdeki mesleğim restorançıydım, ayrıca sporcuydum. 2008 yılından sonra bu mesleğe merak sardım. Geçmiş olduğum bir hastalıktan dolayı. Şu an masaj terapisti adında Sağlıklı Yaşam Doğal Terapi Merkezi'ni işletiyorum. Evet. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Geçirmiş olduğum bir rahatsızlıktan dolayı dediniz ki evet. Bu rahatsızlığı da öğreneceğiz, soracağız. Tabii. Neler yaşadınız, neler geçirdiniz, bunların hepsini konuşacağız. Ama önce diyoruz ki masaj nedir ve masajın önemi nedir? Hayatımızdaki önemi nedir? Masajın önemi 500-600 yıl öncesinden Hititlere dayanan Çin, Japonya, Kore gibi yerlerde elle yapılan, özel kremlerle yapılan, biz de memleketimiz Kilis'te zeytinyağı bol olduğundan dolayı, zeytinle yaptığımızdan dolayı, zeytinle elle uygulanan bir terapi sistemidir. Bu terapi sistemi bazı seanslarda shiatsu terapide hasta olanlara karşı, rahatsız olanlara karşı baskı masajlarıyla, bazı masajlar klasik aromaterapi, vücut kırgınlığı, strese karşı, kas spazmlarına karşı, yorgunluğa, strese karşı atılan, kış günleri kupa, bardak kanı tabir ettiğimiz, evet. Yine onlar da vücut direncini arttırmak için önce bir vibrasyonla, aromaterapiyle, arkasından kupa terapiyle atıldığı zaman vücut direncine %100 arttıran, ilaç kullanmaya bıraktıran güzel bir sistemdir. Yani elle yapılan bir güzel evet. Bir sistemdir. Evet. Evet. Kaç yıldan beri mesleğinizi icra etmektesiniz? İlk 2008 yılında başladım. 2008 yılında başladım. 6 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Sağlıklı Yaşam Doğal Terapi Merkezi'nin kuralı 3. yılımıza girdik. Evet. Üçüncü yılımıza girdik. Resmi olarak iş yerimizi açtık. Önceleri evlere gidiyorduk. Evimize geliyorlardı. O şekilde çalışıyorduk. Gaziantep'ten Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Misyon Süper Yaşam Eğitim Merkezi'nden masörlük belgesini aldık. Masaj terapisti belgesini aldık. Resmi olarak da iş yerimizi kurduk. 2 yılın üzerinde 3 yıl oldu işte çok şükür. Şu an çalışıyoruz. Evet, harika diyorum. Öncelikle eğitimleri alarak böyle bir iş yerini açmanızı söylemeniz, bahsetmeniz en doğrusu diye düşünüyorum. Evet. Eğitim bu konuda mutlak ve mutlak şart. Şart, hani gerekli. Diyorlar ya, eğitim şart. Evet. Eğitim şart, eğitimsiz bir şey olmaz. Öncesinde eğitimsizdim, yapıyordum, severekten yapıyordum, bilinçli yapıyordum, zarar vermeden. Eğitimimi aldıktan sonra kat be kat üstüne kattım. İnsanlara şu an daha çok faydalı olmaya çalışıyorum ve daha çok fayda vermeye çalışıyoruz. Evet. Faydalı oluyoruz. Evet. Tabii ki bu mesleği tercih etmenizin mutlak surette bir nedeni vardır. Vardı, evet. Bahsedelim mi biraz ederim, nedenden? Olabilir tabii ki. Biraz ağır spor yapıyordum. 98-99 yıllarında sporu bıraktıktan sonra şakalaşma esnasında belimi kaydırmıştım. Okay. Bunda ağır bir ağrı sendromuna yakalandım. İstanbul'dayım, 18 yıl İstanbul'da kalmıştım. Hastane hastane gezdik. MR'lar falan. 7 fıtık çıktı. 7 adet fıtık. 7 adet fıtığım çıktı. Lumber bölgesi ve toraks bölgesinde. Hani sporcularda genelde olabiliyor. Yanlış hareketlerden kaynaklanan, ağırlıktan kaynaklanan evet. Oluşuyor. Biz bunu kalktık.
Sağ olsun bir beyin cerrahı doktorumuz vardı Gaziantep'te Kartal Araştırma Senesi'nde. Bana dedi ki Bünyamin Bey ben seni ameliyat etmeyeceğim. Bunu masaj terapiyle geçireceksin. İstirahat, masaj ve egzersizle. Teşekkür ettim çıktım. Uyguladım. 21 gün içinde kendimi toparladım. Çok kısa bir süre. 21 gün içinde kendimi toparladım. 8 yıl sonra benim konumuma düşmüş olan bir sevdiğimiz abimizi gördüm. Gözünden yaş aktığını gördüm ama. Dedim ne oldu abi? Dedi böyle böyle. Elimi attım. O an bende bir enerji olduğunu hissettim. Evet. Buranın bir ayrıcalığınızı daha evet. açıklamış oluyorsunuz. Evet. Biyoenerji konusunda da. Biyoenerji, hissiyat. Bazı insanlarda vardır ama kullanması bilmez. Hı hı. Belki sizde de vardır, bilmiyorsunuzdur. Bende de varmış, bilmiyordum. Elimi attım, hissettim. Ağrı burada mı dedim. Ama ağrının olduğu yer şiddetli bir şekilde sıcaklık veriyordu, hissettim. Burada mı dedim, evet burada dedi. Hafif oraya masaj terapi uyguladım. Ayağa kalktı, ne yaptın sen bana dedi. İyileştim ben dedi ya, ağrım gitti falan. 3-5 gün, 1 hafta 10 gün baktım hediyesinden geldi bana. Aa, ben bu işi yapıyorum demek ki. Bir iki böyle denk geldi. Memur arkadaşlar vardı. Onları gördüm. Aynı şekilde derken getirmeye başladılar. Hani sağdan soldan tavsiye etmeye başladılar. Çok güzel masaj yapıyor. Şifa görmeye başladılar. Bilmiyorum hani sır bazen bazı şeyler sırdır. Evet. O enerjiyi de kullanıyordum. Çok şükür ondan sonra işte ben de dedim bunun adını koyalım bir resmiyete bağlayalım. Çünkü geçmişimde ben de ağır bir şekilde maddi ve manevi olarak geçirmiştim. Şu an insanlara faydalı oluyorum resmi olarak. Hani belgelerimizi aldık, resmi olarak dükkanımızı açtık. Çok şükür şu an Türkiye'nin 50 il ve ilçesinden dünya genelinde 10 ülkeden en az 5'er 10'ar tane tespitli bir şekilde bizi tercih eden kişiler vardır. Evet, ne kadardı güzel. Çok kısa bir süre içerisinde bu özelliğinizi insanlara şifa olarak dağıtmaya başlamışsınız. Çok bu şükür. El becerinizi öğretiminizle, eğitiminizle pekiştirerek insanlara vermeye başlamışsınız. Aynı şekilde çok şükür halen daha telefonlar geliyor yurt dışından. Biz gelmek istiyoruz, randevu alıyorlar. Ben mutlu oluyorum. Sakıncası var mı masaj terapisinin? Hayır. %1 dahi olsa masaj terapinin insanlara sakıncası yoktur. Bebeklere bile masaj attığınız zaman elinizin altına uyurlar. Hayvanlar bile kendilerine birbirine masaj atıyorlar. İnternette paylaşmışlar. Kedi kediye masaj atıyor. Doğru. Bile hoş ki. Doğru. Masajı güzel, bilinçli, uzman bir kişi tarafından. Evet, o önemli. Yapılırsa kişi hem sağlığına kavuşur, hem direncini arttırır, hem güler yüzlü olur, iş potansiyelini arttırır. Evet, bu çok önemli ama söylediğiniz gibi bilinçli bir şekilde yapılan masaj, evet. belirli bölgelere yapılan masaj mutlak surette insanda bir takım fiziksel rahatlamalara yol açmakta. Mesela arıyorlar, diyorlar ki bel çekmesi yapıyor musunuz? Hayır, 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 hayır. Bel çekmesi çok sakıncalı bir şey. Hı hı. İnsan anatomisini öğrendikten sonra kasların, sinirlerin, omurilikteki dikslerin, lumberden toraks, servikal bölgeye kadar Allah muhafaza hani biraz fazla çekim yaptığı zaman 2 aydan 2 yıla kadar kısmi felç yatalak olabiliyor kişiler. Yani bunu önümde üstüne basarttan söylüyorum ki çok tehlikeli. Bel çektirmesi ben tavsiye etmiyorum. En güzel şey elle yapılan masaj, manipülasyon, ısındırma hareketleri, kupalar, manipülasyonlar bunlar zaten yeterli geliyor. İşi bilen bir insan için yeterli geliyor. Hiç çekme yapmıyorum. Jilet atıyor musun? Hayır, jilet de atmıyorum. Hı hı. Bizde yoktur. Resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti Milleti Bakanı ne öğretmiş bize? Resmi olarak aynısını uyguluyoruz. Kişiler de çok memnun. Hiçbir sakıncası yoktur. Evet, evet gerçekten de öyle. Alternatif tıp ya da tamamlayıcı tıpta da zaten masajın yeri var. Var. Evet, var. Kesinlikle biz, var. Biz fizik tedavide çalışabiliyoruz masaj terapisti olarak. Fizik tedavi bölümünde yönetmenlikte yeri var. Emsal arkadaşlarımız var. Modern tıpta da evet fizik tedavi bölümü olarak masaj terapi evet. Var.
yan olaraktan. Ben özelini tercih ettim. Özel olsun dedim. Daha iyi oluyor. Şu an bir seans, iki seans bilemedim. Üç seans geliyorlar. İlk başlarda normal sadece sırt ağrıları geliyordu. Şu an mesela felçli hastalara da tercih etmeye başladılar. Masaj terapide çok bilinçli ve çok dikkatli bir şekilde felçlere girdiğimiz zaman, felçli kişilere girdiğimiz zaman 4, 5, 8 seansta kaslarını, sinirlerini yumuşatıp donmuş olan eklemlerini açtığımız zaman kan dolaşımını hızlandırıp kaslar çözüldükten sonra kişi bir anda ayağa kalkabiliyor. 41 tane de öyle mucizemiz var. Çok şükür. İnanılmaz geliyor bu gerçekten. Söylediğinizde inanılmaz geliyor ama var diyorsunuz. Bu şekilde var. Hastalarımız oldu. Hastalarımıza şifa verdik. Kendileri yürümeye başladılar diyorsunuz. Evet, işte biz onlara hastamız diyemiyoruz. Çünkü masaj terapide sadece hastalar tedavide hastaneye gittiği için bazen soruyorlar. Hekim misin? Hayır, hekim değilim. Evet. Ben masaj terapistiyim. Ben masörüm. Gurur duyuyorum. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Masörlükken, masaj terapistiyken bu kadar güzel bir şey ortaya çıkartabiliyorsam ben gurur duyuyorum. Evet. Masörüm, masaj terapistiyim. Hastanelerde tedavi görüldüğünden dolayı biz sadece masaj terapi uyguluyoruz diyebiliyoruz. Hasta yani, demiyorsunuz. Hasta size demiyoruz. Gelenlere hasta demiyorsunuz. Biz onları müşteri gözünde görüyoruz. Felçli geliyor, sakat geliyor. Efendime söyleyeyim. Neyle hastanız? Hani ön bilgi alabiliyoruz. Şu 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 tansiyonunuz var mı vesaire, hani kalp rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz var mı? Ön bir bilgisini alıyoruz. Bize uygunsa, masaj terapiye uygunsa buyurun diyorum. Alıyoruz. Resmi notta masajımızı uyguluyoruz. Rabbim de şifasını veriyor. %96 felçli bir hastanın ayağa kalkması bence mucize. Mucize, gerçekten mucize, evet. İkinci seansa geldiğinde yürekten gelmişti. Ya dedim hani şu minibüsten şu el arabasını indirin de masaj terapinin gücünü gösterelim insanlara. İlk seans tekerlekli sandalyeyle geldiniz, ikinci seansta yürekten geldi. Ve %96 hastane raporlusu, 7 tane belinde platin var. Biz onu attık ki dedi. Evet. Tekerlekli sandalyeyle attık ki. İkinci seansta bunu bu şekilde. Evet. Gerçi evet, modern tıpta da tabii ki fizik tedavi ile birlikte bu tür problemler çözülebiliyor. Her zaman ama için, ikinci seansta çok erken, mucize. Her zaman için ben şunu söylerim. Önce hekimlere bir başvurun. Önce bir hekimlerin vermiş olduğu bir sisteme takip riayet edin. Tabii, takip edin. İlacın olsun, fiziğin olsun, her şeyini yapın. Ha, masaj terapi dediğiniz gibi alternatif tıp tamamlayıcı masaj terapi. Üçüncü planda bana gelin. İnsanlar şimdi öyle yapıyorlar. Gidiyorlar, fizik tedavi, ilaç. Ameliyat dedikleri zaman, olmak istemiyoruz dediği zaman alternatif tıp olaraktan, destekleyici olaraktan masaj terapiye yanımıza geliyorlar. O şekilde tercih ediyorlar. İşte aslında tam onu soracaktım. Daha çok kimler tercih ediyor, sizi kimler geliyor diyecektim. Şu an 6 yaşından tutun 70 yaşına kadar bay ve bayan, çocuk, yaşlı, insanlara sevdiriyorum. Ben bunu severekten yapıyorum. İsteyerekten yaptığımdan dolayı kişiler geliyor. Bir masaj terapi elimin altında en az yarım saat, 45 dakika, bir saat yaptıktan sonra kalkış ya ben de kendimi diyor sanki annemle doğmuş gibi hissediyorum. Hiçbir ağrım sızım kalmadı veya bir yerimde ağrı olmadı. İlaç kullanıyor muyuz? Hayır. İlaçlarımız yok. Doğal her şey. Dükkanımızın ismi de sağlıklı yaşam. Doğal terapi. Elle, doğal yağlarla, doğal kremlerle. Her şeyimiz doğal. Evet. Yapmacık veya ilaç veya şu bu vesaire hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Tamamen doğal kullanıyoruz. En son 3 gün önceydi. Bedensel engelli bir Buse Hanım var, küçük, 6 yaşında. Ay yavrum. 6 yaşında yürüyemiyor, konuşamıyor. 4. seansında masaj terapisini atıyorum. Ayaklar donmuş, çözdük çok şükür. 4. seansında 4 adım attı. Annesinin babasının çığlığını duymanız lazımdı. İnanılacak gibi değil. 6 yaşında yürüyemiyor. Vücut donmuş, konuşamıyor. 4. seansın sonrasında hem uygulamış olduğum biyoenerjiyle hem masaj terapimizle hem kupalarımızdan incitmeden güle güle
ki tanıyor, gülüyor bana. Hadi kalk dedim, yürüyelim bu seçim. Dört adım attı, annesi çığlıklar atıyor. Ha tabii bunun yanında rehabilitasyon merkezine gidiyor. Hı-hı. Fizik tedaviye gidiyor. Yine doktorların kontrolünde ilaçlarını alıyor. Onlar bizim için sakıncalı değil. Bize sonradan geliyorlar. Bu üçü tamamlandığı zaman bir halkı oluşturuyor. Birlikten güç doğuyor. Evet. Ben diyorum gitmeyin demiyorum. Gitsinler, rehabilitasyona gitsinler. Oranın da bir farklı bir özelliği vardır. Fizik tedavimizin de farklı bir özelliği vardır. Cerrah doktorlarımızın veya hekimlerimizin de önermiş olduğu ilaçlardan dolayı da bir faktör vardır. Hepsi birleşince güç kuvvet doğuyor. Evet, kesinlikle öyle. Peki siz merkezinizde daha çok hangi tür terapi yöntemini uygulamaktasınız? Ben merkezimde en çok aromaterapi. Aromaterapimizin özelliği zeytinyağlı, losyonlu, susam yağlarından, karanfil yağlarından vesaire, hani böyle bir karman bir yağ elde ediyoruz. Onların içeriğinde de hafif ağrı kesici özellikleri vardır. Evet. Genelde aromaterapi uyguluyorum. Shiatsu, baskı masajlar. Hafif baskı, abartı değil. Hani azı karar, çoğu zarar. Ölçülü. Her şeyin ölçüsünde shiatsu terapimizi uyguluyoruz. Manipülasyonlara da Tai terapi. Hı hı. Uzak Doğu. Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerin kullanmış olduğu metotları, ki hepsini biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kursumuzda öğrendik zaten. Onları uyguluyorum. Bel kayması varsa o gidiyor zaten. Ayakta kısalma varsa yapmış olduğumuz uygulamanın sisteminde sonrasında ayak kısalma varsa uzuyor. Kasma varsa açılıyor. Yarım saat 45 dakika bir kasa, bir insan anatomisine işlediğiniz zaman, evet, bir undan suyu düşünün, hamur yapıyorsunuz, kek yapıyorsunuz, hani bir ortaya bir kek çıkıyor. İnsan ona da emek verdiğiniz zaman ağrıları, sızıları vesaire, hani ne sıkıntısı varsa da gidebiliyor. Evet, şimdi o sıkıntılardan çok kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Daha çok hangi hastalıklara yönelik olarak terapilerinizi uygulamaktasınız? Bana genelde açık konuşmak lazımsa %60, %70 gelen kişiler bel fıtıklarından dolayı geliyorlar. Bel fıtığı. Şu an çağımızın, günümüzün hastalığı olmuş durumda. Evet. 16 yaşındaki bir kız çocuğunda bile bel fıtığı. Hani dedim ya, biyoenerjiyle ben tespit edebiliyorum hani. Evet. Aynı hissediyorum diyorum, lumber L4 L5 veya işte toraks D1 T2 buranda diyorum fıtıklaşma var, hissedebiliyorum diyorum. MR'ında da bakıyorlar, aa diyorlar, aynı ha. Aynı diyorlar. Onlara ne yapıyoruz? Shiatsu terapiyle, aroma terapiyle, kupa terapiyle ve Tai terapiyle karman bir terapi girdiğimiz zaman çok süper bir şey çıkıyor ortaya. Çok memnun kalıyorlar. Harika diyoruz ve vermiş olduğunuz bilgiler için insanla kendi el maharetinizle eğitimi de birleştirerek verdiğiniz, evet, hizmet için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir program hazırladığınız için. Sağolunuz, sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Bünyamin Yılmaz'ı ağırladık. Hoşça kalın.